Oruç tutanlar dikkat, Ramazan'da nasıl beslendiğiniz sağlığınız için çok önemli. İşte Ramazan'da sağlıklı beslenmeniz için bazı ipuçları. Ramazan geldi, oruçlarımızı tutmaya başladık ama günler uzun, mesele sağlıklı kalabilmekte. Peki sahurda ve iftarda neler yiyeceğiz? Şimdi Nilşahin Gürhan'la onu konuşacağız. Hem günü iyi geçirmek hem de güne iyi başlamak için sahur çok önemli. Bir tane yumurta olmalı sahurda. Alerjiniz yoksa her gün bir tane yememiz çok iyi olur. İyi bir protein almamız lazım. Hepsini beyaz peynir yemektense kaşar, çeşitli peynire en az 3-4 dilim peynir yememiz lazım. Süt ya da yoğurt mutlaka olmalı sahurda. Ekmek olmadan da sahur olmaz. Ekmekte tercihinizi tam tahıllı olanlardan yana kullanın. Uzun süre tok kalmak, kan şekerini yüksek tutmamız, belirli dengede tutmamız için tam tahıl ekmeği çok önemli. En az 2 dilim, kişiye özel 4 dilime kadar da çıkabiliyoruz sahurda. Ve bol su içiyoruz öncesinde, sonrasında yudum yudum. Sahurumuzu yaptık. Akşam oldu. İftar edeceğiz. Peki iftarda neler yiyeceğiz? Gelin onu da beraber inceleyelim. Bir çorba görüyorum ama değişik bir çorba. Rendelenmiş kabak, soğan, domates ve patatesle haşlayıp üzerine sonra ocaktan indirdikten sonra biraz zeytinyağı ve baharat koyuyoruz ama sağlıklı baharatlar. Kuru nane, zerdeçal, zencefil, çok az karabiberle böyle bir çorbayla midemizi rahatlatarak orucumuzu açıyoruz. İftariyelik çok hani özeldir Ramazan'da, iftarda. Şöyle hazır bir tabağımız da var. Peynir. Şarküteri, sucuk olabilir, pastırma olabilir, çok az. Hani bundan 4 tane fazla olmasın. Ceviz olabilir hurmayla birlikte ve tabii çay. Eğer içebilirsek çayımıza limon sıkmamız çok iyi olur. Hem vitamin değerini arttırır hem metabolizmamızı hızlandırır. İftarda sebze yemeği şart. Ya etli ya zeytinyağlı, ılık bir sebze yemeği mutlaka olsun. Yoğurt, salata. Malum Ramazan tatlısız olmaz. Biz de hem tatlımızı yaparak gösterelim hem de üzerine konuşalım. Tatlının yenme zamanı iftarın hemen üzeridir. Sütümüzü kaynatıyoruz. 2 tatlı kaşığı şeker, az şekerli. Ve bunu bu şekilde üzerine döküyoruz. Üzerine döküyoruz ve dolaba koyup 2 saat bekletmemiz yeterli. İftarımızı yaptık. Üzerine 1 saatte yürüdük. Eve geldik. Sıra geldi 3. öğüne. 3. öğünde neler var? En güzeli kuru yemiş olur bu. Ve özellikle iftarda karışık kuru yemiş yiyelim. Hani sadece ceviz değil. Yavaş yavaş yiyelim ve aralarda tabii bol bol su içmeyi de ihmal etmeyelim.